Takım oyununa Avrupa ile başlayalım. Avrupa'da dün akşam tarihi yazdık Hamdi Hocam. Özellikle de Trabzonspor sizinle başlayalım o yüzden. Müthiş bir galibiyet. 4-0'lık Monaco galibiyeti. Evet tabii yani hem maçın çok kritik oluşu. Çünkü yani puan salatıya bakıldığı zaman en zor bence oyunu oynadığını düşünüyorum rakip olarak. Yani rakibin belki iki kere kaybetmiş olacak Trabzonspor'a kaybettiğiyle beraber ama gene grubun bence bakıldığı zaman en hem favori anlamında hem oyun anlamında en güçlü takımıydı. Yani Kasımpaşa maçından sonra tabii ki bu maç nereye gider bu düşünce de birazcık yani tedirginlik yaratmadı mı? Evet yarattı. Yani oyun çok güzeldi aslında. Yani 0-0'lık oyunda oyun iki tarafa da gitti geldi. Yani özellikle oyunun başında Trabzonspor çok geriye koşular yaptı. Yani çok çabuk çıktı Monaco takımı. Pozisyonlar da buldu ama çok merkeze ceza sahası içerisine sokmadı. Oyunu birazcık daha ceza sahası dışından hücumun içerisine soktu. O da Trabzonspor'u o bölgede çok fazla bir zorluk çıkarmadı. Yani oyun ilerledikçe yani 20-25. Dakikadan sonra Trabzonspor topu daha kolay vermedi rakibe. Yani topu Trabzonspor'un zaten sevdiği bir oyundu. Pas oyunu. O oyun Trabzonspor'a her zaman bir güven veriyor. Yani tabii Gibabi'nin, Bakasetas'ın ve Hamşi'nin oradaki üçlü oyunu bence dünkü hikayenin biraz başlangıcı olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki skor Trabzonspor çok rahatlattı. İkinci skor çok çok keyifli bir dakikada geldi. Oyun ondan sonra stresini Trabzonspor'a döndü ve çok doğru şeyler yaptı. Yani genel olarak bakıldığı zaman yani bu ligde kalmak için bu maçı kazanılması gerekiyordu. Bu anlamda bence çok güzel bir geceydi. Yani kesinlikle. Hem oyun olarak Trabzonspor'un bu sene belki anlatılabilir en keyifli oyunuydu, en doğru oyunuydu, en güçlü oyunuydu. Yani ligde belki bu oyunu bu kadar uzun süre doğru götürmedi. Kazandı, kaybetti ama bu kadar güçlü bir oyunu. Bireysel anlamda da bence oyuncuların performansları hemen hemen kendi seviyelerindeydi. Bu bakımdan bence Trabzonspor için çok büyük bir kazançtı. Dediğim gibi Kasımpaşa maçının olumsuzlukları veya o maçın görüntüsünün tamamen uzaklaştığı bir maçtı. Tabii ki bu düne ait bir şeydi. Yani lig apayrı, zaten ligimiz apayrı. Bugünü konuşacağız. Beşiktaş maçına da geleceğiz hocam ama Avrupa ile başlayalım istedik Reha hocam. Sadece Trabzonspor değil, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor. Dört takımımız da çok iyi işler yaptılar. İyi futbol ve skora giden futbol ortaya koydular. Fenerbahçe özellikle dikkat çekiciydi. Kolay deplasman değil çünkü Larnaka. Siyasi sebeplerden dolayı stres altında oynanan belki de bir maçtı ama zoru kolaya çevirmesini bildi Jesus yine. Bir kez daha şapkadan tavşan çıkardı. Yine farklı evet. 11, farklı tercihler. Ama prensip ve ilkeler hep aynı. Aynı söylüyorum hocam. Ya yani en önemli saha içinde bir fikri olan bir takım var. Neyin nasıl yapacağı, hücum ve savunmada bütün roller belirtilmiş. O dağıtımlar doğru bir şekilde yapılmış. Oynayan oynamayan oyunculara ve fizik kalitesi de bu oyunda yani 3 günde bir Fenerbahçe maç yapıyor. Yeri geldiğinde mesela kupa maçında da oynamayan bir oyuncu bir hafta sonra da oynuyorsa aynı fizik kalitesinde sakatlanmamaları, aynı şekilde saha içindeki disiplinleri tam bir takımdaşlık adına hareket etmeleri çok önemli. Onun için Jorge Jesus çok rahat. Yani bana göre Fenerbahçe şampiyon olur olmaz. Bu yarışın içinde olur. Ama Jorge Jesus'u bir kere bir konuda tebrik etmek gerekir. Biz genel olarak ülkemizde Avrupa mesaisi yapan takımları geçmişte hep buna şahit olduk. Çok ciddi rotasyonlu kadrolara yani mesela soktular. Çok böyle zayıf kadrolarla oynadılar. Lige daha fazla farklı gözle baktılar başarılı olmak için. Oradaki en önemli oyun kurgusu eksikti. Şimdi Jorge Jesus da bu oyun kurgusu yelpazesini rotasyonla çok doğru şekilde kullanarak yani oyuncu rotasyonu yoktur. Hep söylüyorum Jorge Jesus gerçeği vardır. Bir teknik adamın damgasını vurduğu bir takım vardır. Bunun için bana göre diğer takımlara da yani bu bir yerde doğru bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Diğer takımlarda en önemli bu ilkeleri, oyun prensiplerini doğru oturturlarsa ancak böyle Fenerbahçe gibi doğru, güçlü bir oyunu yakalayabilirler. Öbür türlü günlük oyuncu performanslarına bağlı çok iniş çıkış yaşarlar. Fenerbahçe hem kendi adına, Fenerbahçe kulübü adına Jorge Jesus'un puanını yükseltti. Hem ülke puanını, buna az önce söylediğim gibi Başakşehir, Sivas ve Trabzon'la ilgili de şunu söyleyeyim.
Yani dördü de yalnız skor almadı, oyunu da aldı. Bu çok önemli. Evet. Altı çizecek konu. Dördü de çok iyi oynadı. Trabzonspor ikinci yarı domine etti. İlk yarı evet rakip pozisyon buldu ama ikinci yarı domine etti. Başakşehir oyunun başından sonuna kadar kendi oyun o sekanslarını çok doğru bölümlerde oynayarak çok rahat bir maç oynadı. Sivas Fenerbahçe diğer üç takımımız üstelik ilk maçlarda yenilmişlerdi. Yenilmişlerdi evet. Sivas Spor'da 1-0 geriye düşmesine rağmen iki tane gol atmaları çok önemliydi. Ama oyun anlamında dördü de iyi oynadı. İyi oynayarak kazanması bu çok önemli. Yani gruplardan çıkabilecek potansiyeli ve seviyelerinin olduğunu gösterdiler. Bir de tabii en son söyleyeceğim. Sivas Spor tabii galibiyetleri var. Yani hakkını yememek gerekir. Ama özellikle Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe'nin mesela seviyelerini ve güçlerini belirtecek. Bana göre 3 tane rakiple oynadılar. Fiorentina'yı Başakşehir yendi. 2-0'dan Fransa'da 2-2 Rennes karşı berabere bitirmek. 10 dakika daha olsa Fenerbahçe yenecekti. O da Fenerbahçe'nin gücünü, Başakşehir'in gücünü ve Trabzonspor'un gücünü de Monaco gibi son 5 maçtır yenilmeyen, ne oynadığını bilen, yani bir sahada bir mekanik bir takım vardı. Oyun ezberi çok iyi olan Monaco takımı. Böyle takıma karşı ikinci yarı oyunu domine etme, neredeyse tek kaleye döndürmesi, bir takım olma, bir grup olma adına Trabzonspor böyle bir oyunla galip gelmesi de Monaco'ya karşı çok önemliydi. Gökhan Hocam, 4 takımımız sahne aldı. 4'te 4. İlk defa böyle bir Türk gecesi yaşattık. Nihayet Avrupa'da Türk'ün ayak sesleri duyulmaya başladı diyelim. Ülke puanı açısından önemliydi. Bir anda 14.liğe çıktın. 4 takımımız da galip geldi. Burada Başakşehir'i tebrik ediyorum. 4 maç oldu, hala gol yemedi. 3 galibiyet. Yani bir tane de beraberliği var. Sivasspor geçtiğimiz hafta kendi sahasında mağlup oldu. Balkaniye gitti. 1-0 mağlup duruma düştü. İlk yarı zor anlar yaşadı. Ama ikinci yarı oyunu çevirmesini bildi. Rıza Hoca ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Geçtiğimiz zaten hafta sonu da Başakşehir'i yenmişti. Bir sürpriz yapmıştı. Ama o sürpriz olmadığını gösterdi. Gitti Balkaniye. Kendi sahasında yenildi Balkaniye. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galip duruma gelerek o da ülke puanını kazandırdı. Fenerbahçe bildiğimiz Fenerbahçe. Değişen bir şey yok. Sistem aynı. Cezus'un oyun planı istediği gibi gidiyor. Presli. Devamlı şekilde rakibi baskı altına alan, rakibi hata yapmaya zorlayan ve bulduğu toplarla hızlı hücuma geçip atakları sonuçlandıran bir Fenerbahçe'ydi. Gene rotasyon vardı. Kimsenin beklemediği bir anda Arda Güler sahadaydı ki bu genç kardeşimiz top ayağına ne kadar yakıştığını da gösterdi. Fenerbahçe değişen bir şey yok. Aynı oyununu Rene karşı da oynuyor. AEK Larnaka'ya da oynuyor. Kim gelirse gelsin fark etmiyor. Aynı şekilde oynuyorlar. Ve kolay bir maç değildi. Yani girdiği pozisyonları değerlendirse daha kolay olacaktı. Sonradan yapılan oyuncu değişiklikleri de oyuna çok katkı sağladı. Batu Şua ile Valencia'ya girdi. Biri penaltıdan attı, biri penaltıdan kaçırdı ama rakibi ne kadar zorladı. Trabzonspor'a gelince bence bu kadar moral bozukluğuyla oynayabileceği en zor takıma karşı hakikaten baktığımız zaman takımlar içerisinde de Monaco Avrupa Kupalarında 4 takımımızın oynadığı en zorlu rakipti. İlk yarı dediği gibi ortada bir oyundu. Biraz da şansıyla ilk golü attı. Ama ikinci yarı bambaşka bir Trabzon vardı. Burada Uğurcan'ın da kendine gelmesi önemliydi hakikaten. İkinci yarı adeta skorize etti Monaco'yu. Ve ligi grubu karıştırdı. Bundan tabii sonra bu 14.lükten aşağı değil de daha yukarı nasıl zorlayabiliriz? Bu 4 takımımız gene aynı başarıyı gösterip hem gruplarından zaten 2 tanesi çıktığı gibi diğer 2 tanesi de gruptan çıkar. Bu puanlamayı sürdürürüz, ülke puanını katlarız. 13.liğe hatta 12.liğe çıktığın zaman 2023-2024 sezonu için çok farklı planlamalar olacak. O zaman gene Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme hesapları başlayacak. Hocam büyük düşünelim. Belki kupayı alıp Şampiyonlar yani, Ligi'ne direkt gidebiliriz. Öyle bir ihtimal yani, de var. İnşallah. Dediğim gibi yani dün akşam bir Türk gecesiydi. Hakikaten Türklerin ayak sesiydi Avrupa'da. Tarihinde de ilk defa oluyor 4 takımımızın galip gelmesi. Onun için de 4 takımı tebrik ediyoruz. Bu hafta artık herkes gözünü tekrar lige çevirecek. Avrupa şimdilik bitti.